Şimdi Kaan'ı uçuran pilotu yakından tanıyacağız. Kimdir Barbaros Demirbaş? Şimdi herkes merak ediyor. Çok kısa kısa görüntülerini çünkü gördünüz. İşte. O bir kahraman Türk pilotu. Yıllarını havacılığa vermiş. Türkiye'nin en deneyimli pilotlarından. Kaan'ı uçuran pilotu şimdi yakından tanıyacağız arkadaşlar. Uluslararası alanda da tanınan bir test pilotu. Bakın pilot. Uluslararası diyorum. Deneysel test pilotları topluluğu üyesi. Ve aynı zamanda uluslararası neydi? International Test Pilot School mezunu. Uluslararası test pilotları okulundan mezun. Ve Deneysel Test Pilotları Topluluğu üyesi, kuruluşundan 2014'e kadar test filoya komutanlık yaptı. 40'tan fazla farklı uçağı uçurdu. Müthiştir değil mi bu? 40'tan fazla farklı uçağı uçuruyor. Ve işte az önce de saydım, önemli uluslararası test pilotu okulundan mezun. Ve aynı zamanda kuruluşundan 2014'e kadar test filoya komutanlık yapıyor. 40'tan fazla farklı uçağı uçuruyor. Ve deneysel test pilotları topluluğunun da üyesi, aynı zamanda yakından tanımış olalım. Siz de merak ediyorsunuz ekran başındaki izleyicilerimiz de. Kimdir Barbaros Demirbaş? Barbaros Kaptan bu ülkenin yetiştirdiği çok kıymetli pilotlardan, havacılardan. Aynı zamanda uluslararası alanda da tanınan test pilotlarından. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da pek çok, değil mi hocam? Para versen alamazsın, biliyorsun değil mi? Hocam gel beraber konuşalım bari. Ya, yok yani ha? Sadece şeyi söyleyeyim. Hı hı. Şimdi Türkiye, dünyada ama özellikle Türkiye'de Top Gun filmi ilk çıktığında hani Beyaz Gölge nasıl basketbolu patlattı. Top Gun filmi ve işte o Yüzbaşı Volkanlar falan. Böyle bir havacılık şeyi yaratmıştı ama şunu söylemekte fayda var. Bunca yılın uçuş saati tecrübesini, farklı 40 ayrı model uçağın tecrübesini para verip alamazsın. Ne demek istiyorum? Şimdi Kaan'ın, bu arada ismini Devlet Bey koymuştu. Bahçeli koymuş. Hiç kokpitin iç tarafını gördün mü? Görmüyorsun. Kaan'ın mı? Evet. Görsellerde görmüyoruz. Ha, evet. Son niye? Görsellerde gösterilmiş. Evet. Çünkü bunu bir yabancıya, milli 5. nesil savaş uçağı yapıyorsan, aha, bunu para verip bir yabancı, o da asker kökenlidir çünkü. Yani bir savaş pilotu, hı, muhakkak asker kökenlidir. Bir yabancıya girip uçurtmazsın bunu. Hı. Bunun yerli olması gerekiyor. Gizlilik. Gizlilik. Önemli, tamam. Hı. O teknolojiyi alırlar. Şimdi dolayısıyla para verip alamayacağım bir tecrübeden bahsediyoruz. Yani dünyadan alır birisini getiririm yaparım diyemeyeceğim bir şey bu. Çünkü bütün savaş uçaklarını uçuranlar muhakkak askeri pilotlardır. Ve bir yabancıya 5. nesil savaş uçağını artısıyla eksisiyle teslim etmezsin. Dolayısıyla bu bir eşsizlik. Bu bir. İki, duygu nedir bizde? Çoğumuzun ya tamam hani bankada da emeklilikte götürecek para var, Ege'de bir kasabaya yerleşirim. Ve tevazuyu görüyor musun? Sizin emeğiniz diye anlat. Evet, evet. Uçaktan indikten sonra. Sizin emeğiniz diye anlat. Yaşamsal riski alan kim? Kendisi. Güven olmasa o riski alır mı? Ya tabii. Ha, şimdi kaç kere pis başına gelmiştir, hı hı, ve kaç kere durmuştur bilmiyoruz. Tamam mı? Kaç kere bunu yapmıştır bilmiyoruz. Ama şunu bilmekte fayda var. Gördün mü o kol uçuşundaki F-16... Hiç irtibatı yok. Önü tamamen önündeki ekranlarda. O 13 dakika o çocuk gibi gördüğü uçakla iletişimini kurdu. Şimdi Barbaros Kaptan'ın notlarını çalışıyor o mühendisler. Çünkü delta kanat dedim biraz önce, eksik kalmasın. Sadece delta kanat değil. Bunun arkasında iki tane stabilizör dediğimiz. Yani delta kanatın zafiyetini ortadan kaldıran. Delta kanatın artıları vardır, eksileri vardır. O iki tane stabilizör de var o arkada. Çok hareketli parçalar var ya, onlar stabilizörler. O bahsettiğin şeydi galiba. Hangisi? Bir sesli versene Gökhan sana. O konuşma, indikten sonra yaptığı tabii, konuşma. Hepiniz pardon, çok emek verdiniz. Aa, doğru, o videoda söyledim. Evinize gitmediniz. Evet. Yani acaba o merdivenden çıkarken ne hissediyordu? Ben hiçbirini bilmiyoruz. Değil mi? Ben hiçbirini bilmiyoruz. Yani
kolay bir iş değil. Hakikaten kolay. Tabii hocam işte bir gün önce de uçurabilirdi aslında. Kendisi... Demek ki kendisini de hazır hissetmedi belki. Kolay değil ya, o müthiş bir konsantrasyon. Evet. Hava durumuna bakıyor, birçok şeyi hesap ediyor. Yani şunu söylemekte fayda var. Yaşamını ortaya koydu. Güvenmese yapmazdı. O gencecik çocuklara, kızı yaşındaki çocuklara evet. yaşamını emanet etti. Kalktı, uçtu, geldi. Yani şu anda da dünyada ondan mutlusu yoktur ama herhalde. Yani şu evet. görüntünün çekildiği an. Belki bizi izliyordur. Ondan, yani. Barbaros Kaptan, selamlar size. Ondan daha mutlusu yoktur. Söylediğim gibi hiç yapılmamışı yapmak dünyada çok az isme kısmet olur. Barbaros Kaptan Türkiye tarihine geçti mi? Geçti. Tabii ki. Hep hatırlanacak mı? Hatırlanacak. Evet. Yani bu müthiş bir şeydi. Ama ne yaptı? O riski aldı. Güvendi, bindi, uçtu, indi. Evet. Evet, az buz bir şey değil. Ve daha çok uçacak bunda. Başka test pilotları da var Kaan projesinde. Yani, muhakkak yetiştiriyorlardır. İmkan var mı? Yani şimdi bak, Allah korusun yarın öbür gün bir hastalık olsa, bir şey olsa koca bir proje durur mu? Durmaz. Muhakkak yetişiyorlardır ama en tecrübeli, en soğukkanlı yani tecrübeli en iyilerin de soğukkanlı. Yani yukarıdaki herhangi bir aksi durumda en tecrübeli ve en soğukkanlı tepkiyi verecek isimle uçarsın. Muhakkak yetiştiriyordur. Şimdi o yetişen pilotlar da biz de bir Kaan'la uçsak diye heves ediyorlardı. Ama hiç yapılmamışı yapmak bu bak şimdi Amerikalı herhangi bir pilotun böyle bir şeyi yok. Ya F-35'i o uçak gemisi F-35B'leri yani o eski İngiliz Harrier'ların yerini alan dikine kalkıp inebileni biliyorsun iniş sırasında adamlar kaza kırıma uğrattılar. Ya bak Amerika F-35'i ne kadardır uçuruyor vesaire. Gördün mü ne kadar önemli? Geldi bu keyfi yaşıyor. Hiç şey yok yani söylenecek laf yok. Zaten kokpit içi indikten sonraki görüntüler de vesaire de ama bak kalkıştaki ses de mesela heyecanın sırf hiç tınısını almıyorsun. O bizim pilotların genel özelliğidir. Eray Güneydoğu'da görev yaparken çok duymuştur. Yani çok şey yapmıştır. Mesela çatışmaya müdahale eden bizim helikopter pilotlarında da paterne girdikleri zaman en teskin edici, en sakinleştirici ses hep onlardan gelir. Pilotların öyle bir özelliği vardır. Kalkış esnasında da son derece soğukkanlı, mürted. Bir tane soru. Hava kuvvetlerinden sonra ne zaman konuştun sen? Bu kadar çok. Bu olaylardan mı? Yok. Yok. Son 5 yılda, 10 yılda. Akıncı'dan kalkıp kendi milletinin üzerine bomba atan evet. alçaklarla konuşmuştuk. Oradan geldiğin yer burası. Evet. Başka bir şey demiştim. Onların bir kısmı da kaçtı Yunanistan'a sığındılar tabii. Türkiye'nin askeri sırlarını sattılar Türkiye'nin düşmanlarına. Ne olacak? Kozmik kasadaki bilgileri de verdiler Yunanistan'a. Ege ordusu NATO'ya bağlı olmayan tek ordumuzdu bizim. Onu da bütün sırlarını aldılar. Amerika'ya ve Yunanistan'a verdiler. Valla bizi gerçekten gururlandıran Barbaros Demirbaş'ı da evet, ulusal bir kahraman olarak istedik. Ulusal bir kahraman Kaan'ı olarak görüyoruz. Uçuran ilk uçuran pilot adını gerçekten altın harflerle yazdırdı. Dolayısıyla Barbaros Demirbaş'a gözümüz gibi bakmalıyız. Kendisi ulusal kahramanımız. Değil mi? Ulusal kahramanımız gerçekten. Demirbaş şöyle diyor, çok iyi hazırlandık. Ekibin mühendislik becerisine, hazırlıklara, teknisyen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize inancımız tamdı diyor. Bu arada başka pilotlar var ya, onlardan bir tanesi Gökhan Bayramoğlu'ydu galiba. O da mesela uçuracaklardan bir tanesi zaten. Şimdi bu uçtu ama... Zannediyorum işte tam zamanını bilmiyorum ama işte 10 gün sonra bir uçuş daha olacak değil çok mi hocam? Test olacak. Çok test olacak. Kaç yıl sürecek bu havadaki testler? Bu testler ya şöyle söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kabul yapıncaya kadar 2028 ilk evet. 6 yani kilonun gelişi 20. Belli bir saati mi geçmesi lazım? Yok yani. Yok, öyle bir şey bir var sürü, mı? Bir sürü ayrı test var. Binlerce yani, test var yani. Şöyle söyleyeyim bak TOGG'u bile yurt dışından sertifika almak zorundasın tamam mı? Yani yollara çıkarabilmek için. Savaş uçağında da hiçbir, her şartta, karda da uçacak, fırtınada da uçacak, şeyde de uçacak,
Yani daha her en zorlu hava koşullarında da uçacak. Sorti çalışacak yani bir savaş uçağı için. Mühimmat atacak, mühimmat atışları olacak. Yani, dolayısıyla bir savaş uçağı için olmazsa olmazdır. Evet, yani çünkü orada... niye bunu dedim biliyor musun? Şimdi diyecekler ki yapıldı uçurdunuz nerede? Aynen. O yüzden diyorum. Şimdi bak tane tane söylüyorum. Bunu daha çok defa uçurmamız. Daha kas gelecek. Özel yani yazılımla kas gelecek. Tulpar. Sakin. O yüzden 2028'e kadar testlere devam edecek. Şimdiden söylüyoruz. Neredeydi, hani bulunmuştu, hani bilmem ne diyenlere de söylemiş ya olalım. Fulya, böyle... bu testler o kadar önemli ki mesela Bayraktar Ukrayna'da, Libya'da ve bizim Güneydoğu'da terörle mücadelemizde çok etkin bir şekilde kullanıldı. Ne oldu? Bu arada bazı eksiklikler tespit edildi. Yani sahada kullanılırken ona göre geliştirildi. Bayraktar'ın bu kadar kısa sürede dünyada ilk bire... ikiye yükselmesinin bir nedeni de bu. Sahada, savaş meydanlarında denendi, kullanıldı. O da ayrı bir test. Yani bitmiyor bu testler. Ona göre yeni sistemler eklendi. Niye blok 70'de var, blok sınırı yoktur ya. Özür dilerim. Tabii. Her uçak gelişir. Yani hizmete alındıktan sonra da gelişir uçaklar. Niye blok 30 var, niye blok 40 var, niye blok 50 var, niye 70 var? Tabii. Tabii. Uçak hep gelişen bir şeydir. Tabii. Yani, o konuşmasını buldu galiba artık. Yani o bölümü kestiler galiba. Gökhan bir ses açar mısınız? Bir daha duyalım o uçaktan indikten sonra, ilk uçuştan sonra ekibe söylediklerini. Yo, geliyor. Kısasıydı bu galiba. Açın biraz dostlar sesini. Şimdi. Ellerinize, yüreklerinize, aklınıza sağlık. Çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Evlere gitmeyenler oldu. Çocuklarını, ailelerini ihmal edenler oldu. Ama başardık. Ama başardılar. Şu anda yetişmesi en zor şeylerden bir tanesinin bir savaş pilotu olduğunu söyleyelim de yani hava harp okulu eğitimler vesaire jet pilotu olmak acayip zor. Şimdi jet pilotu olmak çok önemli. Helikopter pilotu olmak da o kadar zor bir pilotluk. Çünkü hava hareketlerini çok en şiddetli bir şekilde helikopter pilotları yaşıyor. Onların da haklarını bizim her savaş pilotu aynı zamanda bir uçak mühendisi gibi. Yani şey, o çatışmaların ortasına girip askerlerimizi alan, onlara destek veren, hayatını ortaya koyan helikopter pilotlarımız da var. Onlara da saygıyla selam. Abdülkadir Bey, şunu da hatırlatayım o zaman. Kıbrıs örneğini vermiştim ya. Biz 90'larda gece helikopter uçuramıyorduk. Karakol baskın olduğu zaman gece uçmadığı için sistemimiz yoktu çünkü. Gece uçmadığı için helikopterlerimiz 90'larda takviye birlik atamıyorduk. Karayoluna da pusu atıyordu tabii. Maalesef. Gece görüş sistemleri alındıktan sonra ancak uçabildiler. Aynen. Maalesef. Yani, dolayısıyla bu konuda hakikaten anlatılması gereken çok şeyimiz var. Bak Fulya, son bir not söyleyeyim bu konuda. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, Eray daha iyi bilir, Irak'ın kuzeyinde Erbil'den, oradan buradan silah pazarından gidip Bix'i bilmem ne silah aldıklarını biliyorsun değil mi? Kendi karakollarını savunmak için. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, aldık. Biz bunların hepsini yaşadık. Aldık. Biz bunların hepsini yaşadık. Kimse kusura bakmayacak yani. Bunların hepsi oldu. Şimdi o zamanki fiyatları reklama da gideceğiz de reklama gitmeden önce bir şey açıklık getireyim. Birisi yazmış. Ben... Şimdi sosyal medyadaki gelen durumu hep böyle konuşuyoruz, anlatıyoruz ya, her görülene inanılmaması gerektiği, her okunana falan filan. Ben birçok şeyi kendimden biliyorum dedim ya hani askerin kolumunu söyledi diye böyle Allah'ım yarabbim. Neyse, şimdi bu petrol meselesiyle alakalı bizim hedefimiz 100 bin varil petrol günlüğe çıkarmak oradan. Ama takdir edersiniz ki hani dağların tepesinde 3000 metre yüksekte o kadar koca koca kuleleri dikmek, oradan sondaj yapmak, bir kuyu açmak için 2,5 ay, 3 ay geçiyor. Kimi kuyularda daha uzun bir süreç izliyor. Dolayısıyla şunu söylemek istiyoruz. Oradaki mühendisler de, sondaj mühendisleri de diyorlar ki, evet o bölgede bir petrol zenginliği var, ham petrol. Ama bizim tamamen petrole, yani ithalatımızın sonlanması hemen ilk etapta olabilecek bir şey değil. Elbette daha uzun bir dönem bizi bekliyor ama büyük bir çabamız var diyorlar. Biz de bunu anlatıyoruz. Olanı olduğu gibi. Ya. Mühendisler
Kendi ağızlarından söylüyorlar bunları. Şimdi 100 bin varile çıkartmaya çalışıyor Türkiye. Günlükten bahsediyorum. Biz çok evet yani 900 bin varil yanlış söylemiyorsam rakamı yani. Zannediyorum o civarlardaydı değil doğru, mi abi? Doğru. Verdiğin rakam doğru. Doğru galiba. Türkiye'nin günlük tüketimi 900 bin varildir. Evet. Suriye'nin en verimli petrol sahasından 30 bin varil çıkar günde. En verimli petrol sahasına yani. Tabii, o kadar bir çaba kolay var yani. O çabada onu söylemek istiyorum. Kıymeti herkes tabii ki bizimle aynı görüşte olmayabilir, aynı fikirde olmayabilir. Ama şey yapmayın yani bir şeyi tam izlemeden, anlamadan hani o 20 saniyelik videolar üzerinden hani böyle bir ya şey yaratılıyor ya. İzle ben mesela o haberi. Fulya, zaten onların senin bütün düşün yani merak ettiğin bütün sorular var. O 5 saniyelik videoların bir kısmı 5. kol faaliyeti. Yabancı istihbarat servisleri evet, tarafından. Yani bu ülkenin dostları var ama bu ülkenin düşmanları daha çok. Tabii. Onlar bizim başarılarımızı böyle küçük göstermek için onları yayıyorlar. Bizim içimizden çıkmış terör örgütleri, FETÖ'sü, PKK'sı bu konuda onlarla işbirliği yapıyor. Ya bakın dünyanın petrol tankeri neresi derler? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da gittiğinizde petrol aldığınızda ücretsiz mi alıyorsunuz? Yani dünyanın petrol tankeri bile olsa orada bir ücreti var. İnşallah daha fazla çıkar, daha çok doğalgaz buluruz. Tabii ülkenin faydası olacak. Ülkemiz yararlı. Şimdi doğalgaz çıktı. Belli bir seviyede doğalgaz tüketenlerin ücreti alınmıyor değil mi bir süredir? Evet ama Abdülkadir onu söyleyeyim. Biz daha hani bu olaylara yeni başladık ya. Başladık. O yüzden bizim eskiden tamamen... başlayanına bak Rusya çıkardığı bak bir petrol ülkesi değil mi? Çıkarttığı petrolü çıkartma ve rafineriye getirme maliyeti 32 dolar varil maliyeti. Evet. Rusya bu kadar büyük petrol üreticisi yani dünyanın en büyük petrol üreticisinden biri 32 dolara mal ediyor. Evet. Onu rafineriye getirinceye kadar. Yani. Ucuz işler değil mi? Öyle kolay işler değil. Bizim bunlardan tam anlamıyla randıman almamız biraz zaman alacak. Alacak. Bunu biz değil zaten bu işi yapan işin erbabı mühendisler kendileri söylüyor yani. O yüzden dostlar iyi izlemek, iyi araştırmak lazım. Ülkemizde de gurur duyalım. Evet ya, ülkemize de sahip çıkalım. Kötü bir şey demiyoruz ki birlik beraberlik içinde olalım, sahip çıkalım. Emek veren o kadar mühendisimiz var, işte pilotlarımız var, teknisyenlerimiz var. Bu çocuklar emek veriyorlar. Kimi dağda, işte kimi havada, kimi karada, kimi denizde, Filyos'un göbeğinde. Bu insanlar gerçekten ailelerinden uzak destek olalım. Bizim yaptığımız bir söylem veya yanlış... anlaşılmaya sebebiyet olacak yaptığınız paylaşımlar o insanların ailelerini de üzüyor. O yüzden tek şeyim vereceğimiz mesaj bir ve beraber olalım. Kötü bir şey demiyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz.